Şimdi sözü İbrahim Salgın'ı hocamıza bırakmak istiyorum. İstanbul hukukunda sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini bize inşallah aktarmış olacak. Bir önceki hocamızın sığınma gerekçeleri şeklindeki konusunun tamamlayıcısı. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle ben kalkmak daha iyi olur benim için. Slaytlar hazır mı? Verdim hocam, verdim. Slaytlar zarası koymadık. Komedilerim. Tamam. Bidayeten yecib en nümeyyiz beyne el hicra el kasriye fi zamanina hâna ve mâ hasal fi asr-i teşri'i key nestatî' en nu'ti hukmen fıkhiyen sahihan li hâdihi mes'el. Üstad, siz mahli bin fadlik da'yı tercih. Öncelikle şu ayına konuşuyoruz. Zorunlu göç olgusu ile Beşiktaş dönemindeki göç olgusu arasındaki iyi bir ayrım yapmak gerekiyor ki bunun doğru hükmünü bulabilir. Slide'de ilk sayfa yok. Tamam. Şimdi لهذا السبب لا يوجد هناك فرق كبير بين الهجرة التصرية في زماننا هذا وبين هجرة الصحابة رضي الله عنهم للحبشة، لأن هجرة الحبشة كانت هناك قيادة، أما في زماننا بسبب ضعف المسلمين لا توجد قيادة توجه المهاجرين. Zorunlu göç olgusu ile sahabenin gerçekleştirdiği özellikle Habeş Müslümanları, Habeşistan'ın Müslümanların gerçekleştirdiği göç arasında önemli bir fark var. O dönemde bu göçü yönlendiren bir liderliğin olması. Bugünkü durumda ise böyle bir liderliğin bulunmamasıdır. ولا تشابه هجرة المدينة لأن هجرة المدينة المنورة كانت هجرة لبناء الدولة إذن هي ليست هجرة قصرية أصلا. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de Medine'ye yaptığı göçe girince bu zorunlu bir göç değildir. Tamam size İslam devletini kurmak üzere yapılmış bir göçtür. Yani kurucu göç diyebiliriz. لذلك الهجرة القصرية في زماننا ليس لها هدف إلا النجاة فقط. Dolayısıyla bugünkü zorunlu göç dediğimiz olgunun asıl hedefi kurtuluştur. Belirli bir zorundan, sıkıntıdan kurtuluştur. المهاجر لا يحدد مكان هجرته. Göçmen nereye gideceğini belirleyemez. ولا زمانها مدتها. Ne bunun zamanı ya da süresini belirleyebilir. يبحث عن أقرب مكان آمن بأرخص قيمة. Dolayısıyla en uygun ücrete yaşam geçim maliyetlerine sahip en yakın güvenli bölgeye gitmesidir. هي رد فعلي فوضى. Bu kaotik bir tepkidir aslında. إذا عرفنا هذا نستطيع أن نعرف حقوق اللاجئ في هذه الحالة وهي على ثلاث مراتب. Dolayısıyla bu durumu biliyorsak şayet göçmen haklarını bu çerçevede üç ana eksende değerlendireceğiz. Hukuk acile. Acil haklar. Hukuk mutavasıtatı emel. Orta vadeli haklar. Hukuk strateji. Stratejik haklar. Hukuk acile. Acil haklara gelince. أول شيء التي هي الحياة الضرورات الخمس يعني أولا الحياة التي هي مستلزمات الحياة الأساسية سكن طعام أمن. Bu evet acil haklar dediğimiz 5 zaruri temel ihtiyacı ifade eder. Yaşam hakkı, geçim hakkı, belirli bir mekanda yaşam hakkı, geçim yerleşim hakkı. هذه تحتاج إلى خطة طوارئ عند الهجمة الأولى من الهجرة. Bu da göçün ilk dalgasında acil bir eylem planı gerektirir. حفظ العقل الذي هو بحاجة إلى معالجة من الأمراض النفسية الناتجة عن الحروب وعن الاغتصاب وعن غيره. İlk etapta aklın muhafazası açısından göçmenlere psikolojik destek sağlanması gerekir çünkü
kaçtıkları o zorlu şartlar ya da savaş koşulları ya da tecavüz gibi olayların etkilerinden korumaları gerektirildiğinde. حفظ الأعراض وهي على مسارين مسار متعلق بموضوع حاجة النساء للمال عن طريق العمل وعن طريق تدريبهن. ırzın koruması ise ikam etmişleri. Bunlardan birisi kadınların para sahibi olmak ya da iş sahibi olmak yoluyla kendi kendine yeterlilik sahibi olabilmeleri. والتوعية بشأن الزواج المصلحي لأنه في حالة الهجرة يبدأ بعض الأشخاص يفكر بزواج مؤقت يتزوج ثم يطلق. İkincisi de kadınların çıkar evliliği noktasında bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü böylesi zor durumlarda bazı kişiler kadınları geçici süreyle evlenip o kadınlarla, göçmen kadınlarla geçici süreyle evlenip daha sonra boşanma yolu izlerler. تجريم الجاء للجنسية بأنواعها وعقوبات قاسية لها. Yine cinsel suçların engellenmesi ve bunların şiddetli bir şekilde cezalandırılması. Hafzul mal. Paranın korunması, malın korunması. Antarik el-haddil ennelil ucur. Bu da insanların çalıştıkları takdirde asgari ücretle en azından gelir elde edilmelerini sağlamak mümkün olur. تقليل معاملات الرسمية الكثيرة أو توكيل محامي هو الذي يطالب بحقوقهم حتى لا يتعرضوا للابتزاز أو لكثرة الرشاوى. Gerek şantaj, rüşvet gibi durumlarla karşı karşıya kalmamaları için göçmenlerin uygulamaları gereken resmi prosedürün ya da bürokratik işlemlerin mümkün olduğunca azaltılması ve bunların mümkünse kayıtlı avukatlar aracılığıyla yapmasını sağlaması. عدم طلب وثائق كثيرة من الدولة التي تقتلهم لأن هذا يكلف كثيرا من المال وأحيانا الدولة التي تقتلهم لا تعطيهم أصلا وثائق. Bir diğer önemli nokta da insanların göç ettiği ülkelerden ödenen o katil devletten kabul eden devletin çok fazla bürokratik kağıt istememesi önemli çünkü bu bazen çok ciddi derecede maliyetli olabiliyor ya da bazen o katil devlet kendi halkına göç etmiş olan halkına o belgeleri hiç vermiyor. حفظ الدين الذي هو عن طريق الوعظ وتقوية الإيمان ضد الضغوط النفسية. Bir diğer noktada dinin korunması, kişinin psikolojik baskılar karşısında dine sığınarak huzurunu aşabilmesi. تعليم أساسيات الدين والأخلاق. Temel din ve ahlak bilgilerinin öğretilmesi. بالأخص إذا خرجوا من دولة تحارب الفكر الإسلامي أو الديني. Özellikle çıktıkları ülke İslam'a ve İslam düşüncesine düşman bir devletse bu durum öyledir. التوعية بأهمية الاعتدال الوسطية بين الإنسان بسبب الضغط النفسي فهو يحقد على المجتمع ويصبح لدينا حالة من الخوارج كثيرة أو يضعف نفسيا أمام الضغط النفسي فيتجه نحو الإلحاد. Bir diğer kritik noktada bilmesi gereken göçmenlerin çıkıştıkları koşullarda maruz kaldıkları bu psikolojik baskıların onlar üzerindeki olumsuz etkileri sonucu nefret, kin duygularının güçlenmesi hatta kimi zaman ateizme varan yani Allah'a isyan derecesine varan tepkiler göstermesi nedeniyle ılımlılığın ve mutedil oluşun teşekkür edilmesi. حقوق متوسطة الأمد وهي على قسمين موضوع النوع الأول الذي هو صفتهم القانونية. Orta vadeli haklar ise iki ayrılabilir. Bunun önemlisi yasal haklar. والدمج في المجتمع. İkincisi de toplum entegrasyon. الصفة القانونية لأنني أنا إذا لم يكن لي صفة قانونية واضحة في هذا البلد فأنا أخاف من نزوح آخر مرة أخرى. Bu da kişilere, daha doğrusu göçmenlere verilen yasal statülerin netleştirilmesidir. Çünkü eğer burada yasal statüsü belli değilse o zaman kendisini yeni bir göç ihtimali bekliyor demektir. فَإِذَا هَاجَرْتْ مَرَّ أُخْرَ بِإِرَادَتِي إِلَى أَوْرُبَّ مَثَلًا فَعِنْدَهَا لَنْ أَسْتَطِيعْ وَلَنْ تَسْتَطِيعْ أُسْرَتِي أَنْ تَرْجِعْ لَا إِلَى تُرْكِيَ مَثَلًا وَلَا إِلَى سُورِيَ. Eğer kişi kendi iradesiyle örneğin Avrupa ülkelerine gitme durumunda olursa o durumda da ne Türkiye'ye ne de Suriye'ye geri dönmez hale geliyor. مثل ما حصل مع الأتراك في ألمانيا اليوم. Tıpkı Avrupa'ya giden Türklerin iltica eden Türklerin durumunda olduğu gibi. Devletum kad tahtaj ileyhim lakinnehum la yerciun.
ülkelerin kendilerine ihtiyaç duyduğu halde, yani kuvvetçilerin burada bulunmasına ihtiyaç duyduğu halde, oradaki koşullardan dolayı Türkiye'ye dönmeyi tercih ettikleri görüyoruz. الدمج في المجتمع لكي يعتمد المهاجرون على أنفسهم مادياً. Toplumsal toplum entegrasyon konusunda ise kişilerin kendi kendine mali olarak finansal olarak yeterliliğinin sağlanmasına yönelik bir özgüven kazandırılması. تخفيف النزاعات العنصرية في داخل المجتمع المستضيف. Bulundukları ülkedeki ırkçılık, ırkçı görüntüler ya da ırkçı tepkilerin mümkün olduğunca azaltılması. العمل المشترك بشكل فاعلي أكبر يعني أنا إذا كانت علاقتي مع الأتراك أقوى ففي هذه الحالة أستطيع خدمتهم في الشمال السوري أكثر. Yine ortak çalışma imkanlarının artırılması örneğin benim bugün Türklerle daha fazla çalışabilme onlarla işbirliği yapabilme imkanı olursa bu da Suriye kuzeyinde daha fazla verimli olabilecek anlamına geliyor. الحق الاستراتيجي هو حق عودة المهجر لوطنه الأم ولبيته وماله ولبيئته التي يستطيع أن ينتج فيها أكثر. استراتيجي çıkarlar ise kişinin ülkesine vatanına geri dönebilmesi, kendi topraklarına, ailesine, eski mal varlıklarına, kendi kültürüne geri dönebilmesini ifade eder. الحقوق السابقة هي مسكنات ألم لكن العودة إلى الوطن هي العلاج الشافي لمشكلة المهجرين. Önceki iki bahsettiğimiz haklar bunlar aslında var olan acıyı indirecek olan ağır kesicilerdir ama bu bahsettiğimiz stratejik haklar aslında kesin tedavi yöntemidir. البلاد التي في ظاهرها الإسلام يتعارض فيها الأدلة من حيث اتجاهين يعني هي في ظاهرها مسلمة حاكمها مسلم يصلي مع المسلمين ف الدولة التي تستضيف المهاجرين يجب أن يكون هناك علاقة بينها وبين الدولة التي ظاهرها الإسلام. Örneğin bazı ülkelerde, İslam dünyasında bazı ülkelerde yöneticiler Müslüman görünümlüdür. Müslümanlarla beraber namaz kılıyor gibi görünüyor. Ama bununla birlikte oradan göç eden insanlar o uygulanan politikalardan dolayı göç etmiş durumda kaldıklarında göç edip de ülkelerin liderleri de aynı pozisyonda yansılar. Bu aralarında bir koordinasyon sağlıyor. لكن هذه الدولة قتلت آلاف المسلمين وانتهكت الأعراض فنتج عن هذا هجرة ملايين من الناس إلى هذه البلاد وغيرها. Oysa hakikatte o insanların göç ettiği ülke milyonlarca insanın öldürülmesine, yerinden edilmesine, ırklarına çiğnenmesine neden olan bir devletten bahsediyoruz. وهذا لا يفعله المسلم مع المسلمين عادة. Dolayısıyla Müslümanlara karşı Müslümanca davranması beklenemez. أنا عمل معها على مسار سياسي لترويض وتدجين الدولة الصائدة التي ظاهرها مسلم. Dolayısıyla görünüşte Müslüman olan ama gerçekte kendi halkını katleden böyle bir devlete karşı bir takım siyasi yöntemlerin izlenmesi gerekir. والمسار الثاني إعادة توطين اللاجئين بكل الوسائل المتاحة التي تضمن أنهم في بلدهم من جديد. Yerine yerleşecek yolda göçmenlerin tekrar kendi ülkelerine güvenli bir şekilde yaşam ortamı olacak şekilde geri dönmelerini sağlayacak güvencelerimiz. هذه الدولة التي ظاهرها الإسلام إذا كانت تقوم بتغيير ديموغرافي لمصلحة دول أو مصلحة طوائف معينة فيجب الحفاظ على الكتلة السكانية بأي شكل من الأشكال. Söz konusu göçmelerin göç ettiği ve görünüşte Müslüman olan bu zalim diyelim, zalim devletin politikaları şayet belirli bir ırk ya da belirli bir mezhep beyni demografik bir değişim yönünde ise bu tür demografik değişimlerin önlenmesi gerekir. المهجر القسري إذا هاجر طوعيا لبلد ثالث فيندر أن يرجع وبالأخص إذا هاجر لفترات طويلة إلى تلك البلاد وكبر أولاده هناك. Zorunlu göçe maruz kalan insanlar başka bir ülkeye gittikleri zaman ağırlıklı olarak özellikle orada uzun süre kaldıklarında ve çocukları da orada büyüdüklerinde artık geliyorlar çok zor hale gelebiliyor. للأسف هذا الحق لا تتكلم عنه جميع الدول وترغب بإعادة توطين الفلسطينيين بإعادة توطين السوريين بإعادة توطين المنماريين بإعادة توطين الأفغان حتى تتغير الهوية الديموغرافية في دولهم الأصلية.
Bu hak maalesef en çok ihmal edilen haklardan birisi. Sürekli uluslararası kamuoyunda Filistinlilerin geri dönüş hakkı, Suriyelilerin geri dönüş hakkı, Myanmarlıların geri dönüş hakkı, Afganların geri dönüş hakkı gibi söylenir, sık sık tekrar ediliyor. Olsa da aradan geçen zamanla birlikte bu ülkelerdeki demografik değişikliklerden dolayı maalesef bu durum gittikçe zorlaşıyor. الدولة المسلمة القوية عندما يأتيها مهاجرون من دول أخرى فهي تحاول بقوة أن تعيد توطينهم في بلدهم من جديد. Dolayısıyla güçlü göç akını alan güçlü Müslüman ülkelerin göçmenlerin bir an evvel güvenli bir şekilde kendi vatanlarına gelmelerini sağlayacak politikalar izlemesi gerekiyor. لأنه في هذه الحالة تخفف الضغط عن نفسها. Böylelikle psikolojik olarak kendi üzerindeki baskı ve ağırlık da azalmış olur. ويصبح لديها سفراء شعب سفير لها في وطنه الأم. Dolayısıyla aynı şekilde geri dönen göçmenler adeta kendi vatanlarına döndükleri zaman kendilerini ağırlayan ülkenin elçileri gibi davranmaya başlarlar. وسيكون ولاؤهم للدولة التي استضافتهم لسنوات. Kendilerini yıllarca ağırlayan bu devlet olan bağlılıklarından ötürü bu bağlılıklarını vatanlarına döndüklerinde sürdürmeye devam etmiş. هذا يحتاج إلى عمل مشترك طويل الأمد بين المهجرين وبين البلد المضيف. Bu da göçmenler ile kendilerini ağırlayan devlet arasında uzun vadeli bir işbirliği yapılması gerekir. عمل مشترك على كافة الأصعدة فكرية إدارية اقتصادية أمنية وآخر شيء عسكرية أيضا. Bu ortak işbirliği her yönden olabilir. Fikri olarak, siyasi olarak, idari olarak, güvenlik açısından hatta askeri düzeyde olabilir. إذا كان للمهجرين قيادة فيجب التعاون معها. Dolayısıyla göçmenler işbirliği yapabilecek potansiyel adaylar olarak görülmeli. وإذا لم يكن لهم قيادة فيجب صناعة قيادة لهم لتحقيق المسارين السياسيين اللذين تكلمنا عنهم هنا. Bunları yönlendirebilecek bir liderliğin söz konusu değil de daha önce bahsettiğimiz gibi lider, onlar için bir lider oluşturma yoluna gidilmeli. أخيرا تأمين بيئة استثمارية مناسبة داخل وطن المهجرين حتى تصبح مناسبة لعودتهم إلى بلادهم. Keza geri döndükleri takdirde onlara uygun bir yatırım ortamı oluşturulabilirse bu durumda geri dönüşlerinde daha kolay ve sıkıntısı olur. الموضوع الأخير الذي هو حريات المهاجرين قسريا الأصل أن المهاجر يتمتع بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن في البلد المضيف لأنه في النهاية هذا مسلم وهذا مسلم. Son olarak göçmenlerin özgürlükleri konusunda gelecek olursak şunu ifade etmek gerekir. Her iki tarafta Müslüman olduğu için her ikisinin de hak ve yükümlülükleri aynı olmalıdır. حريه الاختيار في كل شيء وهذا واضح في وثيقه المدينه التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار. تبقى Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ensar ile Muhacirler arasında adettiği Medine vesikasında olduğu gibi her alanda seçim hakları olabilir. حرية التملك، تنقل، سفر، داخل، خارج البلاد، زواج، عبادة، اختيار عمل مناسب. Mülk edinme özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, evlenme özgürlüğü ve buna benzer diğer tüm özgürlük haklarının kısıtlaması şekilde yararlanabilirler. Lakin bir şekil la yu'athir ala al-hakk al-istrateji lezi huwa hakk al-avda. Fakat bu durum, bu haklar ve özgürlüklerin verilmiş olması onların stratejik hakları olan geri dönüş haklarına etki etmemelidir. لذلك يوجد لدينا مضطرين لتحديد حريات المهجرين في بعض القضايا حتى نحافظ على حقهم في العودة في يوم من الأيام. Dolayısıyla onların özellikle günümüzdeki koşullarda kalmayacak hususta geri dönüş haklarının korunması için özgürlüklerin kısıtlaması pahasına geri dönüş haklarının korunması kaçınılmazdır. على سبيل المثال حق التملك يجب أن يكون موجود لأنه إذا لم يكن موجود فالمهجر سيذهب إلى دولة ثالثة كما قلنا سابقا. Örneğin mülk edinme özgürlüğüne sahip olmalı. Ama bu özgürlük kısıtlanacak olursa insanlar üçüncü ülkeye gitmek zorunda kalabilirler. لكن سكن واحد حتى لا ينسى وطنه الأم.
Ama bu bir konutla sınırlandırılabilir ki asıl vatanların olmasındır. Dükkan veya masna' vahid temin edefir. Gelir geçimlerini sağlamak için bir dükkan veya bir fabrika veya atölye sahip olmalarıyla sınırlı bırakılabilir. فهذا يدفعه للتخلص من فكرة الهجرة إلى الغرب ويدفعه للاستثمار الفائض في مشاريع داخل وطنه. Bu hem batıya göçen gelir hem de kendi ülkesine gelir. İşe yaramaz ya da verim soğuyacak yatırımlar önüne geçer. حق السفر والتنقل المحدود بوطنه وبالبلد المضيف. Yine seyahat özgürlüğü bulunduğu ülke ve vatanıyla sınırlı tutulabilir. دون حق السفر الدولي uluslararası bir uluslararası dolaşım hakkı engellenebilir. بهذه الطريقة يكون بينه وبين وطنه صلة. Böylece kendisiyle vatan arasında bir bağ oluşturulmuş olur. ولا يستخدم هذا الحق للهجرة إلى بلاد الغرب فعندها ينسى وطنه الأم أو يتركه أو يتخلى عنه. Aynı şekilde bazı ülkelerde göç etmek suretiyle kendi vatanını unutma ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. حرية شخصية محدودة بما لا يضر بحريات وحقوق الآخرين. Kişisel özgürlüklerde yine başkalarının özgürlüğünü ihlal etmeyecek şekilde düzenlenilmiş. حرية النشاطات والحوالات المالية المحدودة بما لا يضر باقتصاد البلد المضيف ولا بالمنطقة الآمنة التي يعيش فيها المهجر قسريا داخل وطنه الأم. Yine göçmen bulunduğu ülkede yürüttüğü finansal aktivitelerde ve işlemlerde bulunduğu ülkenin ekonomisine zarar vermeyecek şekilde bu tür sınır yapmasına imkan verilebilir. Çok zaman olmak için kısaca özetlemeye çalışayım. Bu son açıklamamız olacak. تطبيق النظرية على الواقع السوري توفير بيئة آمنة داخل وطن المهجرين لا يكون فيها ضرر عليهم في أرواحهم أو أعراضهم أو أموالهم أو دينهم. İlk bu bağlamda ele alacağımız konu Suriye realitesi bağlamında teorik düşüncelerin uygulamaya geçilmesi olacak ve bu da kendi vatanlarına dönükleri takdirde orada canları, malları, ırzları ve dinleri muhafaza edilecek şekilde güvenli bir yerleşime sahip olmalarına imkan sağlamak açısından olacak. أهم شيء بناء نظام إداري قوي وآمن في الشمال السوري لأنه بدون نظام عندها لن يعود أحد إلى سوريا. Bunun başlıca adımı Suriye'nin kuzeyinde güçlü bir güçlü güvenilir bir idari sistem oluşturulması gerekir. Eğer böyle bir idari sistem olmazsa insanların geri dönüş isteği olmayacaktır. هذا يجعل البيئة مناسبة لعودة المفكرين الأكاديميين وأصحاب رؤوس الأموال. Bu aynı zamanda bilim adamları, sermaye sahipleri ve diğer akademisyenleri, düşünce insanlarından da geri dönüşünü teşvik edecek bir ortam belirlenir. لأن هؤلاء إذا هاجروا إلى بلد ثالث سيسحبون معهم طلابهم وعمالهم. Çünkü bu kesimler şayet üçüncü bir ülkeye göç edecek olurlarsa, eğer akademisyenler ise kendi öğrencilerini, eğer iş adamları ise kendi çalışanlarını da beraberlerine götürmüş olarak demektir. وَالتَّعَامُلُ مَعَ الْمُفَكِّرِينَ وَالْأَصْحَابِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ حَسَّاسٌ جِدًّا فَيَجِبُ الِاهْتِمَامُ بِهِ. Düşünürler ve sermayedarlar ile etkileşim son derece hassas bir konudur. إذا أعطينا أهمية كبيرة لهذا الموضوع فعندها ستصبح عودة عموم الناس إلى وطنهم عودة تلقائية طوعية آمنة وليست بالإكراه. Dolayısıyla bu öncü kesimlere gereken önem gösterilirse hem geri dönüş ihtimali daha fazla olur hem de güvenli ve huzur içerisinde yaşayan insanların zorlamaya maruz kalmadan geri dönmeleri mümkün olabilir. وتصاعدية أيضا. Bu giderek de artan bir trend olur. Ve şükran cezilen ala isra'ikum ve mahdera'im kultu atatu kayyum. Dilerim için çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim.